Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sizlerle gaz kanunlarını konuşacağız, gaz yasalarını. Bunu konuşmadan önce gazlarla ilgili 4 tane değişken var. Bunları arkadaşlar bir hemen şu tahtaya yazalım. Kim o değişkenler? Bir tanesi arkadaşlar basınç, bir tanesi hacim, bir tanesi mol, bir tanesi sıcaklık olan 4 tane gazların özelliklerini belirlememe yarayan değişken var. Ve biz gaz kanunlarında eğer arkadaşlar bunların ikisini inceliyorsak diğer ikisinin mutlaka sabit olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani gaz kanunları her zaman ikisi arasındaki ilişkiyi incelemiştir ve iki özellik arasındaki ilişkiyi incelerken diğer özelliklerin sabit olduğundan bahsedebiliriz. Örnek verecek olursak mesela P ile V arasındaki ilişkiyi inceliyorsak arkadaşlar N ve T'nin ne olması gerekiyor? Sabit olması gerekiyor. V ile N arasındaki ilişkiyi inceliyorsak P ile T'nin sabit olması gerekiyor. İki değişken arasındaki ilişkiyi incelerken iki değişkeni her zaman sabit tutmayı arkadaşlar burada unutmayalım. İleride soru çözümünde de bize yardımcı olacak. Geldik arkadaşlar ilk kanunumuza. Boyle-Mariotte yasası P-V ilişkisi arkadaşlar. Burada kimler arasındaki yasa olduğunu hatırlamak adına biraz daha pratiklik olsun anlamında arkadaşlar ben kısaltmalar kullanıyorum. Ben şöyle diyorum bunu hatırlamak adına. Diyorum ki bu arkadaşlar BIM VIP diyorum. Yani Boyle-Mariotte kanunu arkadaşlar VP ilişkisini inceliyor anlamında. BIM VIP derseniz burada direkt olarak aklınıza gelebilir. Peki hocam V ile P'yi inceliyoruz. VP arasındaki ilişkiyi inceliyoruz. O zaman ne dedik arkadaşlar? Diğer ikisinin sabit olması gerekiyor. Eğer ben V ile P arasında ilişkiyi burada inceliyorsam arkadaşlar geri kalan N ve T'nin ne olması gerekiyor? Burada sabit olması gerekiyor. Ve baktığımız zaman arkadaşlar mantık olarak düşünürsek zaten bu böyle olmak zorunda. Eğer biz pistonlu bir sistemde pistonu eğer aşağı itersek hacim küçülecektir. Evet hacim küçülürken gazın basıncının artacağını zaten arkadaşlar yorumlayabiliriz. Yani basınçla hacim arasında ters orantı olduğunu arkadaşlar söyleyebiliriz. Peki hocam nasıl çıktı bu PV oranı? Şu oranı nasıl yakaladık? Şimdi arkadaşlar örnek verecek olursak hemen dedik ya az önce ters orantıyı görmek adına biz bir pistonlu sistemde arkadaşlar kapalı kapta hacim 2 V iken basıncı P ölçüyorsak eğer baktığımız zaman arkadaşlar pistonu aşağı indirip eğer hacmi V'ye düşürdüğümüz zaman hacmin de bu defa 2P'ye arkadaşlar basıncın da 2P'ye çıktığını göreceğiz ve baktığımız zaman hani ilk baştaki duruma bakarsak 2V çarpı P yani PV çarpımı 2PV yaparken son durumda baktığımızda hacim V'ye düşmüştü ama burada basınç 2P olmuştu arkadaşlar. Yine baktığımız zaman ne oldu gördüğümüz gibi aynı gaz için PV çarpımları birbirine eşit çıktı. Yani biz o zaman arkadaşlar bir gaz için PV çarpımlarını her zaman iki farklı durumda birbirini eşitleyebiliriz. Çünkü PV çarpımı gördüğümüz gibi her zaman arkadaşlar sabit bir değere sahiptir. Doğal olarak bir durum için yazdığım PV'yi başka bir durum için yazdığım PV'ye eşitleyebilirim. Ne zaman ama dedik unutmayın. N ve T sabitken. Arkadaşlar Boyle-Mariotte'deki ters orantıyı unutmayalım. Çünkü ileride göreceğimiz hiçbir bağıntı ters orantı içermeyecek. Bizim gaz kanunlarındaki tek ters orantımız basınçla hacim arasındaki ters orantı olacak. Diğerlerin hepsi arkadaşlar doğru orantılı olacak. Hemen örneğimize bakalım. Örneğimizi inceleyelim arkadaşlar. Biraz yukarı çıkarmak istiyorum şöyle. Aşağı çözüm yapmak adına. Şimdi baktığımız zaman daha önce kılcal tüpleri görmüştük arkadaşlar. Bu kılcal tüpü ters çevirdiğinde bakın neler olmuş. Gördüğümüz gibi arkadaşlar gazın hacmi burada 40 santimetre iken oradaki hacmin arkadaşlar 20 santimetreye düştüğünü görüyoruz. Yani bu gaz için aslında bir hacim değişimi olmuştur. Bu tarz soruların çözümünde mutlaka bu hacim değişimini kullanmamız gerekiyor. Yani mutlaka arkadaşlar şunu yazacağız. P1, V1 eşittir. P2, V2 yazmak zorundayız. Peki hocam ne oldu? Peki hacim değişti. Bakın bunların basınçları artık arkadaşlar ne olmuş oldu? Aynı zamanda değişmiş oldu. Doğal olarak ikisi aynı gaz olabilir ama basınçları aynı değere eşit değildir. Ben buradaki gazın basıncına o yüzden arkadaşlar PX1 diyeceğim. Buradaki gazın basıncına ise PX2 diyeceğim arkadaşlar. X'in başlangıç basıncı, X'in son basıncı. Hadi gelin bağıntımızı beraber kuralım. İlk bağıntımızı demiştik arkadaşlar. Dedik ki P1 V1 eşittir ne kuracağız? P2 V2 bağıntısı kuracağız. İlk durum için yazdığımda P1'in arkadaşlar PX1 olduğunu görüyorum. Çarpı V1 gördüğümüz gibi burada arkadaşlar 40 santimetre
Pardon, evet bakalım. Evet, 40 santimetre hacim olarak. P2'ye baktığımız zaman, P2 için arkadaşlar PX2 demiştik. Çarpı yeni hacmin burada 20 santim olduğunu görüyoruz. Eğer sadeleştirirsek buraya arkadaşlar, ne göreceğiz burada? Diyeceğiz ki PX2 eşittir burada 2 tane PX1'e. Peki hocam, bitti mi? Hayır, bitmedi. Bakın, biz X1 ile X2 arasında bir bağıntı kurduk. Biz aynı zamanda kılcallık sorularında şunu yapalım demiştik, hatırlayın arkadaşlar. Aşağı kuvvetler yukarı kuvvetlere eşittir. Bunları da mutlaka, bu soruların çözümünde bunu da mutlaka kullanmak zorundayız. Peki hocam, aşağı kuvvetleri hemen yapalım burada. Aşağı kuvvet gördüğümüz gibi arkadaşlar X gazıyken, bunu aşağıdan yine aynı şekilde, bakın, civa ağırlığından dolayı aşağı doğru bir kuvvet uygularken, bunu aşağıdan dengeleyen arkadaşlar P0 olmuştur. Yani bu kap için yazdığımda, aşağı kuvvetler eşittir yukarı kuvvetler yazdığımda, gördüğümüz gibi arkadaşlar PX1 basıncıyla burada ne var bakın dedik. Aynı zamanda civanın yüksekliği var arkadaşlar. Yüksekliğin toplamını kim dengeliyor alttan? P0 dengeliyor. Böyle bir denklem çıktı karşımıza. Aynısını bunun için de yapabiliriz. Bakın, aşağı doğru olan kuvvet burada P0. Aynı zamanda civa ağırlığından dolayı aşağı doğru bir kuvvet uyguluyor. Bunları aşağıdan dengeleyen bu defa PX2'dir arkadaşlar. O zaman yazalım aşağı kuvvetleri. Kim var aşağı kuvvetler? P0 var arkadaşlar. Artı civanın yüksekliği var aşağı doğru olan. Bunları dengeleyen, bakın, bu defa aşağıdan kim arkadaşlar? PX2. Şimdi hocam, ne yapacağız burada? Çok basit aslında burada yapacağımız şey arkadaşlar. Burada bakın, PX1 ile PX2'den herhangi bir tanesini buradan alacağım arkadaşlar, değerini diğerinin yerine yerleştireceğim. Mesela ben ne yapayım? PX2'nin eşitini, yani 2PX1'i buradaki PX2 yerine yazayım. Bakalım neler çıkacak. Bakayım, ben hemen inceleyelim arkadaşlar. Bakın, yazıyorum burada. P0 duruyor halen. Artı 20 eşittir. PX2'nin yerine biz ne yazabiliriz burada? 2 tane PX1 yazabiliriz. Çünkü ona eşittir arkadaşlar. Bakın, burada dediğim gibi ne çıkacak karşımıza? İki bilinmeyenli iki tane denklem çıkacak. Bakın, PX1 ile P0 arasında, P0 ile PX1 arasında iki bilinmeyenli iki denklem karşımıza çıkacak. İstersek bu denklemlerin çözümünden, istersek arkadaşlar PX1'leri tek bırakarak P0'lı olan ifadeleri birbirine eşitleyebiliriz. Örneğin burada PX1'i tek bırakırsam ben, ne olur? P0 eksi 20'ye eşit olur. Bakın, buradaki PX1'i tek bırakırsam ise 2'yi karşıya alacağım. Ne olacak bu defa? P0 artı 20 bölü 2 arkadaşlar. Neye eşit olacak bu defa? PX1'e. Bakın, bu da PX1, bu da PX1. Demek ki bunlar birbirine eşittir. Yani şu iki ifadeyi arkadaşlar birbirine eşitleyebilirim. Yazıyorum hemen. O zaman P0 eksi 20 eşittir kimi arkadaşlar? Bakın burada P0 artı 20 bölü 2'ye. 2'yi karşıya alırsam 2P0 eksi 40 yapar. O da eşittir P0 artı 20'den. P0'ı buraya alırsam arkadaşlar eksi P0 olur. Burada direkt P0 kalır 2'den çıkarırsak. Eksi 40'ı da karşı tarafa alırsam artı 40 yapar. Artı 40 artı 20 daha, gördüğümüz gibi dış basıncı 60 milimetre civa olarak arkadaşlar hesaplanmış olduk. Pardon, santimetre cinsinden verdiği için arkadaşlar 60 santimetre civa olarak dış basıncı hesaplamış olduk. Unutmayın, bu tarz sorularda iki şey var demiştik. Bir, basınç değişimini P1, V1, P2, V2'ye uygulayacağız arkadaşlar. Bir de aşağı kuvvetleri, yukarı kuvvetleri uygulayarak, bu sıraları izleyerek bu soruları arkadaşlar direkt çözebiliriz. Geçiyorum hemen. Geldik bir diğer yasamız olan arkadaşlar, Gay-Lussac ilişkisine. Gay-Lussac ilişkisini hemen ben kodlamak istiyorum arkadaşlar. Geppetto'yu biliyorsunuz arkadaşlar, Pinokyo'nun babası. Geppetto olarak kodluyorum ben. Geppetto arkadaşlar. Yani Gay-Lussac PT ilişkisi, unutmayın. PT ilişkisini inceliyorsak ne demiştim ben? Diğer iki değişkenin sabit olması gerekiyor. Kim onlar arkadaşlar o zaman? Burada bakın, N ve V kaldı geriye, 4 tane değişkenden. PT ilişkisini ben inceliyorsam N ve V'nin ne olması gerekiyor? Burada sabit olması gerekiyor. Geppetto'yu arkadaşlar unutmayın. Dedim ki bundan sonra arkadaşlar ne olmayacak? Bundan sonra ters orantı olmayacak. Bütün kanunlarımız doğru orantılı. Zaten mantıken de öyle olması gerekiyor. Bakın, V'nin sabit olması bizim için önemli. Çünkü V sabitse arkadaşlar, V ve P'nin sabitliği bizim için önemli. V sabitse bizim için bu kapalı bir kapı
ifade ediyor ve kapalı kaplarda yorumlayacağım. Ben kapalı bir kaptaki gazın sıcaklığını arttırsam ne olur? Düşünün arkadaşlar, gazların kinetik enerjisi artar, çarpma sayıları artar ve doğal olarak uygulamış oldukları basınç değerinin de artacağını söyleyebilirim. Yani unutmayın arkadaşlar, gazların hacimleriyle basınçları direkt olarak doğru orantılıdır. Yani sıcaklıklarıyla basınçları. Sıcaklıkları artarsa arkadaşlar basıncının da artacağını söyleyebiliriz. O zaman şöyle yapmamız gerekiyor mantık olarak baktığımızda. Sıcaklık T olan bir sistemde basınç P olsun. Bir sıcaklığı 2T'ye çıkardığımızda arkadaşlar unutmayın, basınç da artacağından basınç da neye eşit oluyor? 2P'ye eşit oluyor. Biz burada T bölü P oranına bakarsak arkadaşlar her zaman sabit olacağını göreceğiz. Niye? Çünkü 2T bölü 2P'de yapsam yine T bölü P'ye eşit oluyor gördüğümüz zaman. Arkadaşlar T bölü P oranı her zaman ne çıkacak burada? Sabit çıkacaktır. O zaman bir durum için yazdığım T bölü P oranı aynı gaz için başka bir durumda ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Yani T1 bölü P1 yazarsam ya da P1 bölü T1 fark etmez arkadaşlar. Bir durum için yazdığım bu oran başka bir durum için yazdığım bu orana her zaman eşit olmak zorunda arkadaşlar, unutmayın. Evet, bu da zaten doğru orantıyı görebiliyoruz. Gördüğümüz gibi sıcaklık artarsa aynı gaz için onun basınç değeri de artacak. Dedik ya, bundan sonra ters orantı yok. Peki hocam, burada ekstra bizim bilmemiz gereken bir şey var mı? Var, çok önemli bir şey var hatta arkadaşlar. Bizim için burada grafikler çok önemli. Özellikle sıcaklık grafikleri önemli. Çünkü unutmamız gereken bir ayrıntı şu arkadaşlar. Sıfırdan başlayan grafik her zaman Kelvin'e ait olmalı. Buradan bizi çok fazla düşürüyorlar. Sıfırla başlayan, bakın sıfırla başlayan sıcaklık arkadaşlar her zaman Kelvin'e ait olmak zorunda. Zaten doğru orantıyı görüyoruz. Unutmayalım, tekrar tekrar söylüyorum. Mutlak sıfır kime aittir arkadaşlar? Kelvin'e. Sıfırla başlayan grafik her zaman Kelvin olmak zorunda. Ne yapıyorlar burada? Santigrat derece yerleştiriyorlar bu grafiğe ve o grafik muhtemelen yanlış oluyor. Aynısını bunun için de geçerli. Celsius mutlak sıfır değildir arkadaşlar. Celsius bizim için eksi 273 santigrat dereceyken neye eşittir? Unutmayın, mutlak sıfır noktasına eşittir. Eksi 273'ten başlayan her zaman Celsius'tur ama sıfırdan başlayan her zaman mutlak sıfır olan Kelvin'e ait olmak zorunda. Bunları unutmayın. Buraya da Kelvin yazabilirler. Unutmayın, Kelvin yazıyorsa Kelvin sıfırdan başlamak zorunda. T işin içindeyse, yani sıcaklık işin içindeyse grafiklerde Kelvin veya santigrat dereceye çok dikkat edelim. Hemen sorumuza bakalım arkadaşlar. 2 litrelik sabit hacimli bir kaptaki 1 mol helyum gazı 27 santigrat derece 4 atm basınç yapıyor. Gazın sıcaklığı 100 santigrat derece arttırılırsa yeni basınç kaç atm olur? Bakın burada önemli bir ayrıntı var. Sabit oranları beraber belirleyelim. Çünkü bizim için ne olacak sabit oranlar? Bizim için kimler arasındaki ilişkiyi incelediğimizi aslında ortaya çıkaracak. Mesela bakalım. Sabit hacimli bir kap diyor. Sabit hacimli ne demek arkadaşlar bizim için? Burada V'nin sabit olduğu anlamına geliyor. Devam edelim. Bakın 1 mol helyum gazı diyor ve sorunun devamını okursak eğer, helyum gazının mol miktarının değişmediğini, üzerine herhangi bir şekilde madde eklenip çıkarılmadığını görüyoruz. Doğal olarak arkadaşlar burada madde miktarının da sabit olduğunu söyleyebiliriz. Zaten sabitleri belirleyince gaz kanununun kim olduğu ortaya çıkıyor. Bakın V sabit, N sabit, kim kaldı geriye? P ve T kaldı. Doğal olarak bu bir PT ilişkisidir. Yani sıcaklıkta basınç ilişkisidir. Geppetto aklımıza gelsin. Doğru orantılıdır. Yani bir durum için yazdığım P1 bölü T1 oranı başka bir durum için yazdığım P2 bölü T2 eşit olmak zorunda. Daha önce de söylemişimdir, yine söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu sorularda, sıcaklık olan sorularda sıcaklığımız her zaman Kelvin olmak zorunda. Yani biz eğer bir gaz hesaplaması yapıyorsak mutlaka sıcaklığı Kelvin'e çevirdikten sonra formülleri yerleştirmek zorundayız. Mesela bakın burada arkadaşlar 27 santigrat derece demiş ama biz buraya alırken onu ne yapacağız? Kelvin'e çevireceğiz. Yani onu 273 ile topladıktan sonra arkadaşlar değerini buraya alacağız. Kaç Kelvin yapıyor bakın? 300 Kelvin yapıyor. 100 santigrat derece arttırmış diyor arkadaşlar. Arttırma soruları Kelvin içinde, sıcaklık için, santigrat içinde fark etmez. Aynı sonucu verecektir. İsterseniz santigratı 127 yapıp Kelvin'e çevirin. İsterseniz 300 Kelvin'e 100 ekleyin. İkisi de aynı sonucu verecektir. Hemen yazıyorum arkadaşlar. Böyleyken basıncı, ilk baştaki basıncı 4 atm'ymiş. 4 bölü 300 Kelvin iken ne yapılmış arkadaşlar?
sıcaklık 100 derece arttırılmış. Yani 300'ün üzerine 100 ekleyeceğiz. Demek ki ne olmuş? 400 Kelvin olmuş. Burada Kelvin'i tekrardan vurgulamak istiyorum. Mutlaka Kelvin'i yerleştirmek zorundayız arkadaşlar. Hesapladığımız zaman sıfırlar zaten birbirini götürür. P2 eşittir buradan arkadaşlar. 16 bölü 3 ATM çıkacaktır. Gördüğümüz gibi son basınç ne burada? 16 bölü 3 ATM. Evet, geçiyorum arkadaşlar. Geldik Charles kanununa, VT ilişkisinde arkadaşlar. Burada ben Cevat diyorum buna, hatırlamak adına unutmayın. Kimmiş bu arkadaşlar VT ilişkisi? Bizim için Cevat. Evet, bakın VT ilişkisi, unutmayın. Geppetto, Cevat arkadaşlar, bunları unutmayın. VT ilişkisi, bakın V ve T arasındaki ilişkiyi inceliyorsam ne demem gerekiyor benim? He, o zaman geri kalan iki bileşen, yani P ve N'nin arkadaşlar ne olması gerekiyor? Sabit olması gerekiyor. Dedik ya iki değişkeni inceliyorsak diğer ikisi sabittir. Burada dedik ya hacim ve basıncın sabit olmaları bizim için önemli. Çünkü kap hakkında bana bilgi veriyor. Sabit hacimli kaplar, kapalı kaplar demiştik. Peki sabit basınçlı kaplar hangi kaplar? Kaplar arkadaşlar, ona gelelim. Sabit basınçlı kaplar bizim için ideal pistonlu kapları ifade ediyor. Hareketli pistonlu kaplar arkadaşlar ifade ediyor, unutmayalım. Peki mantık olarak düşünelim. Bakın VT ilişkisi. Pistonlu bir sistemde gazın sıcaklığını arttırırsak ne olur? Evet, duyabiliyorum zaten. Ne diyorsunuz? Gaz hocam genleşir. Yani gaz genleşirse ne olacaktır arkadaşlar? Piston yukarı doğru hareket edecektir. Hacim artacaktır. Bakın sıcaklığı arttırdık. Genleşme oldu. Hacim de arttı. Yani nasıl orantılı arkadaşlar? Doğru orantılıdır. Ve hesaplarsak eğer arkadaşlar, burada yine aynı şekilde V bölü T oranının her zaman sabit olduğunu göreceğiz. Unutmayın. Zaten daha önce de gördük. Doğru orantılı arkadaşlar kesirli şekilde yazılıyor. Ters orantı ise çarpım şeklinde yazıyor. PV çarpımından hatırlamaya çalışalım. O zaman benim bir durum için yazdığım V bölü T oranı, hatta şöyle yazalım. V1 bölü T1 oranı arkadaşlar, başka bir durum için yazdığım V2 bölü T2 oranına her zaman eşit olmak zorunda. Zaten dediğim gibi doğru orantıyı buradan da görebiliyorum. Bakın sıcaklığı artarsa gazın gördüğümüz gibi hacmi de artacaktır. Evet. Biraz yukarı gelelim. Grafiklerini inceleyelim arkadaşlar. Ne demiştim ben size, hatırlayın. Dedim ki sıcaklık grafiğine bakıyorsak iki kere bakmamız gerekiyor. Neden? Çünkü Kelvin'le başlayan sıcaklık her zaman sıfırdan başlamalı. Celsius'la başlayan sıcaklık her zaman eksi 273 dereceden başlamak zorunda. Bunlar doğru gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve iki grafikte de zaten grafiğin eğimine bakarsak zaten doğru orantıyı yakalayabiliyoruz. Hatırlamak için söylüyorum. Her zaman bizim için ters orantı, şu eğim ise her zaman bizim için doğru orantıyı ifade ediyor. Hemen arkadaşlar sorumuza bakalım burada. Pistonlu kaptaki 1 mol X gazının hacmi 120 santigrat derecede 10 litredir diyor. Gazın hacmini 25 litreye çıkarmak için son sıcaklığı kaç santigrat derece yapmak zorundayız? Şimdi sabit oranları beraber yakalayalım. Bakın pistonlu kap diyor arkadaşlar. Pistonlu kap ne dedik bizim için? Ne ifade ediyor? P'nin sabit olduğunu ifade ediyor. Pistonlu kaplarda P sabittir. Her zaman dış basınca eşittir arkadaşlar. Bakın başka ne diyor arkadaşlar? İzleyelim hemen. 1 mol X gazı diyor. Sorunun devamında hiçbir şekilde gaz ekleme ya da çıkarma olmadığından ben buradan şunu da anlıyorum arkadaşlar. N'in de sabit olduğunu anlıyorum. Bakın P sabit, N sabit. Ne kaldı geriye? V ve T kaldı. Nasıl orantılı? PVD ise doğru orantılıdır hocam. Evet, PV değil arkadaşlar. VT ilişkisi o zaman doğru orantılı. O zaman yazıyorum. V1 bölü T1 eşittir ne olmak zorunda? V2 bölü T2 olmak zorunda. V1'e bakalım arkadaşlar. İlk hacim kaç litreymiş? Gördüğümüz gibi soruda 10 litre olarak vermiş. Sıcaklık başlangıçta 127 inmiş arkadaşlar. Evet. Ne yapmamız lazım? Onu santigrat derece olduğu için Kelvin'e çevirmemiz gerekiyor. O da gördüğümüz gibi 400 Kelvin yapar. 400 Kelvin. Başlangıç sıcaklığı 400 Kelvin iken ne diyor arkadaşlar? Hacim 25 litreye çıkarılıyor diyor. 25 litreye çıkaran sıcaklık ne kadardır diyor daha doğrusu. Gördüğümüz gibi tek bilinmeyen burada T2. Çözelim hemen, çözümleyelim. Evet, 5'e böldüm arkadaşlar. 2'yi 5'e böldüm. Gördüğünüz gibi 5, 2'ye böldüm, 2'ye böldüm. 200 yapar. 200 çarpı 5'ten T2'nin 1000, önemli bir yere bakalım burada. 1000 K
Kelvin olduğunu göreceğiz. Niye önemli diyorum? Çünkü biz Kelvin yazıyoruz, Kelvin buluyoruz arkadaşlar. Soruda ne istediği bizim için önemli. Bakın soruda Kelvin istemiyor, Celsius derece istiyor. Biz mutlaka Kelvin yazdık, Kelvin bulduk. Bunu ne yapmamız lazım? Sonradan Celsius'a çevirmemiz gerekiyor. Çok dikkat etmemiz gerekiyor bu anlamda. Peki toplamak mı gerekiyor, çıkarmak mı gerekiyor? Hocam Celsius'tan geçerken biz toplamadık mı? Evet topladık. O zaman Kelvin'den geçerken çıkarmak zorundayız. Yani buradan arkadaşlar biz ne yapacağız bu defa? Kelvin'den geçiş yaparken 273 dereceyi çıkaracağız. O zaman ne olur bakalım, bu da galiba 727 santigrat dereceye denk gelecek. Gördüğümüz gibi buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Celsius mu istiyor, Kelvin mi istiyor? Bunlar bizim için arkadaşlar önemli. Hemen geçiyorum sorumuzu yine. Evet, Cevat'ı görmüştük. Charles VT ilişkisiydi arkadaşlar. Geldik şimdi Avni'ye. Evet, Avogadro kanunu arkadaşlar. VN ilişkisi. Ben bunu da Avni diye hatırlamak istiyorum. Daha basit oluyor benim için. Evet, VN ilişkisi. Bakın V ile N arasındaki ilişkiyi inceliyorum. O zaman geri kalan kim var burada? Bakın P ve T. Bizim için o zaman arkadaşlar bunların ne olması gerekiyor? Sabit olması gerekiyor. P'nin sabit olması önemli demiştik. Çünkü arkadaşlar P sabitse bu bir pistonlu kaptır ve yorumlarımızı hep pistonlu kap üzerinden yapacağız. Yani örneğin pistonlu bir kapta arkadaşlar musluğu açıp içeri bir miktar madde eklersek, molü arttırırsak ne olacaktır? Madde miktarı arttığı için piston yukarı çıkacaktır. Yani hacim de artacaktır. Madde miktarı arttı, hacim de arttı. Yani aralarında bir doğru orantı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Doğru orantı varsa o zaman kesir olmak zorunda. Yani aynı mantık aslında bir durum için yazdığım arkadaşlar V1 bölü N1 ne olmak zorunda? Diğer durum için yazdığım V2 bölü N2 eşit olmak zorunda. Demek ki gazlar için arkadaşlar V bölü N oranı her zaman ne olmak zorunda? Burada sabit olmak zorunda. Formülü zaten yine aynı şekilde bir doğru orantı arkadaşlar bizim için ifade, doğru orantıyı ifade edecek. Bakın V ile N arasındaki ilişkiyi zaten grafiğin eğiminden anlayabiliyoruz arkadaşlar. Bir doğru orantı vardır. Ne zaman ama? Dediğimiz gibi P ve T sabitken. Hemen sorumuza gelelim. İdeal pistonlu bir kapta 8 gram helyum gazı 4 litre hacim kaplamaktadır. Bu kaba aynı sıcaklıkta bir miktar CH4 eklenerek hacim 12 litreye çıkarılıyor. Buna göre eklenen CH4 gazı kaç gramdır? Şimdi arkadaşlar bakın hemen yakalıyorum direkt. Adı üstünde bak, sıcaklık aynı diyor. O zaman ne burada sabit? Hemen sabitleri yakalamakla başlayalım. İdeal pistonlu kap diyor. O zaman ideal pistonlu olması da P'nin sabit olması anlamına geliyor. İlişkimiz VN ilişkisi gördüğümüz gibi direkt ortaya çıkıyor ve aralarında bir doğru orantı var. Yani V1 bölü N1 eşittir ne olmak zorunda? V2 bölü N2 olmak zorunda. 8 gram helyum gazı diyor. Ama bana mol lazım arkadaşlar. O zaman başlangıçtaki helyum gazını mole çevirerek başlayalım. N helyum arkadaşlar eşittir M bölü MA formülünü kullanacağım. Burada arkadaşlar M değeri gördüğümüz gibi 8 gram. MA değerini zaten soruda vermişiz yine. 4 gram arkadaşlar. Buradan 2 mol olarak karşıma çıkıyor. Demek ki başlangıçtaki hacim burada kaç litreymiş? 4. Demek ki 4 litre hacim kaplayan ilk baştaki helyum gazının 2 mol olduğunu söyleyebilirim. Devam edelim. Son hacim ne diyor arkadaşlar, bakın 12 litreye çıkarılıyor. Buna göre eklenen CH4 ile ilgili sorular soruluyor. Burada yapılan genel bir hatayı söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlarımız buraya N2 yazıyor ve bulduğu N2'yi direkt olarak CH4'ün molü olarak alıyor. Hayır, böyle değil. Bakın burada üzerine eklemekten bahsediyoruz. Yani biz buraya direkt N2 yazarsak eğer arkadaşlar bu N2 toplam olmak zorunda. Yani oradaki 2 mol helyumla geri eklenen, yeni eklenen CH4'ün toplamına eşit olmak zorunda. O yüzden ben şöyle yapıyorum genelde soruları çözerken. Siz de böyle yapın arkadaşlar. Burada N2 yazmak yerine, direkt N2 yazmak yerine 2 artı N2 yazarsak, çünkü 2 zaten başlangıçta olan, onun üzerine eklenen miktar olarak şurada N2'yi belirtirsek direkt CH4'ü hesaplamış oluruz arkadaşlar. Evet, hemen oranlıyorum burada. 4, 12 gördüğümüz gibi 3 kere var arkadaşlar. 3 kere 2, 6 yapar. 6 eşittir 2 artı N2'den. N2'yi tek bırakırsak burada arkadaşlar. Bakın 4 mol burada ne eklenmiştir? CH4 eklenmiştir diyebiliriz. Direkt olarak CH4'ün molünü bulduk. Peki soru bizden mol mü istiyor? Hemen incelemeye devam edelim. Kaç gramdır diyor. Molü bulduk. Zaten onu N eşittir M bölü MA'dan grama çevirebiliriz arkadaşlar. N eşittir yine M bölü MA diyeceğim.
CH4 için yazıyorum bunu. 4 eşittir arkadaşlar. M bölü M'asına bakarsak bir tane karbon, 4 tane hidrojen var. 12, 4 daha arkadaşlar 16 yapar. Burada ise diyelim M eşittir gördüğümüz gibi 16, 4 çarpı 4'ten arkadaşlar 64 gram çıkacaktır. 64 gram CH4 eklediğimizi söyleyebiliriz. Evet. Geçiyorum arkadaşlar sorumuzu yine. Dalton yasası arkadaşlar. Peki hocam bunu nasıl hatırlayacağız? Arkadaşlar bunu da panda diye hatırlayalım. Evet. Hemen yazıyorum şuraya. Panda. Evet. PN ilişkisi arkadaşlar Dalton. Bunu hatırlamaya çalışalım. Şimdi PN ilişkisini eğer inceliyorsak geri kalan iki sabit olan iki maddenin daha doğrusu iki özelliğin V ve T'nin arkadaşlar ne olması gerekiyor? Sabit olması gerekiyor. Dediğimiz gibi burada PN ilişkisini inceliyorsam ben ne olmak zorunda? Arkadaşlar V ve T sabit olmak zorunda. Şimdi burada kim önemli demiştik? Kabın durumu önemli. V'nin sabit olması arkadaşlar. Kabın ne olması demekti benim için? Kapalı kap, kapalı kapa göre yorumlamamız gerekiyor. Peki kapalı bir kapta arkadaşlar madde miktarını arttırırsak ne olur? Kapalı bir kaba madde eklersek çok mantıklı bir şekilde hepimiz aynı cevabı vereceğiz herhalde. Basınç artacaktır arkadaşlar. Madde ekledik, madde miktarı arttı, basınç arttı. Yani N ve P'nin yine doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz. O zaman yine aynı mantıkla düşündüğümüzde bir durum için yazdığım arkadaşlar P1 bölü N1 başka bir durum için yazdığım P2 bölü N2 eşit olmak zorunda. Çünkü P bölü N her zaman ne bulunuyor burada? Sabit olarak bulunuyor. Zaten dediğim gibi P ile N arasındaki doğru orantıyı grafikten de görebiliyoruz. Ama ne zaman arkadaşlar? V ve T sabitken gördüğümüz gibi P ve N doğru orantılıdır diyebiliriz. Evet, hemen sorumuza geçelim. 3 litrelik kapalı bir kapta bulunan, hemen ben sınırlamaya başlıyorum sorunun tamamını okumadan bu defa. Kapalı bir kap dediği için arkadaşlar hemen sabitleri belirleyelim. Demek ki V sabit, bir miktar SO2 gazının basıncı 3 ATM'dir diyor. Bu kaba sıcaklık değişmeden, hemen bunu da yakalıyorum. Sıcaklık değişmeden dediğine göre burada arkadaşlar kim de sabittir? T de sabittir. Ne kaldı geriye? Gördüğümüz gibi P ve N kaldı. Aralarında bir doğru orantı var. Yani doğal olarak P1 bölü N1 yazarsam ilk durum için, son durum için P2 bölü N2 buna eşit olmak zorunda diyebiliriz arkadaşlar. Bakın 3 ATM basınç yapacak diyor. İlk basıncı var arkadaşlar. Sıcaklık değişmeden kaba 6 mol SO2 eklendiğinde basıncının 12 ATM'ye çıktığı gözleniyor. Buna göre başlangıçta kapta bulunan SO2 kaç gramdır diyor. Demek ki biz arkadaşlar burada N1'i bilmiyoruz. O zaman hesaplamayı yazmaya başlayalım. P1 ilk basınç arkadaşlar gördüğümüz gibi 3 ATM. Bizden N1'i istiyor. Yani SO2'nin ilk basıncını istiyor arkadaşlar. Devam edelim. P2 son basıncı ne ölçmüşler? Bakın 12 ATM olarak ölçmüşler son basınç. Eklendikten sonraki basınç. Ne kadar eklenmişti? 6 mol. Bakın yanlışı yine hatırlayalım mı arkadaşlar? Direkt buraya 6 mol yazmamamız gerekiyor. Neden? Çünkü SO2'nin üzerine ekleniyor bu. Yani başlangıçtaki molün üzerine artı olarak 6 mol yazmamız gerekiyor. Başlangıçtaki mole biz N1 demiştik. Doğal olarak son mol ne olacak? N1 ile eklenen 6 mol CO2'nin toplamına eşit olmak zorunda. Hesaplarsak arkadaşlar 3N1 artı 18 eşittir 12N1'e. 3N1'i buraya alırsak arkadaşlar 9N1 yapar. 9N1 eşittir 18'den. N1'in eşittir 2 mol olacağını göreceğiz. 2 mol demek ki başlangıçta SO2 varmış. Gramını soruyor yine. Gördüğümüz gibi molünü sormuyor. O zaman N eşittir N bölü MA'dan arkadaşlar yine aynı sonucu bulacağız. Hemen yazalım. N eşittir N bölü MA'dan SO2'nin molünü bulabiliriz. Zaten N'i bulmuştuk. 2 eşittir N bölü MA'sı arkadaşlar bakın 32, bir tane kükürt var, iki tane de oksijen var, 16 çarpı 2'den o da 32 yapar. 32, 32 MA'sının burada 64 olduğunu görüyoruz. M burada 128 gram olarak karşıma çıkacaktır. Demek ki başlangıçtaki SO2 gazı arkadaşlar 128 grammış. Evet, geçiyorum yine. Geldik arkadaşlar bu 4 değişkenin bir arada bulunduğu P, V, N, R, T yani ideal gaz denklemini. Şimdi gaz kanunlarını bitirdik arkadaşlar. İdeal gaz denklemi farklı bir denklem. Biz demiştik ki gaz kanunlarının 4 değişkenin ikisi arasındaki ilişkiyi inceliyorduk.
İdeal gaz denklemi ise bizim için bu dört değişkenin bir arada bulunduğu bir denklemi ifade ediyor arkadaşlar. P çarpı V eşittir N çarpı R çarpı T. Bunu kodlamanın farklı yolları var. Biz en basit şekliyle paran varsa ne rahat diyoruz arkadaşlar. Paran varsa ne rahat şeklinde kodlayabiliriz. Burada önemli olan bir ayrıntı var. Gaz kanunlarında onu çok konuşmadık ama burada önemli. Biz dedik ki gaz kanunlarında sadece şunu yapalım. Sıcaklığı her zaman Kelvin'e çevirelim. Ama burada arkadaşlar sadece sıcaklığı Kelvin'e çevirmeyelim. Çünkü burada basınç birimi de önemli. Burada basıncı mutlaka ATM'ye çevirelim. Burada hacmi mutlaka litreye çevirelim. Başka basınç birimleri vermişse onları mutlaka çevirdikten sonra bu denklemde yerine yazalım. Çünkü burada basınç her zaman ATM'dir. Hacim her zaman litredir arkadaşlar. T zaten mutlak sıcaklık her zaman Kelvin olmak zorunda. N zaten arkadaşlar mol sayısı. R de Rydberg sabiti arkadaşlar. İdeal gaz sabiti. Çok basit bir şekilde hesaplayabiliriz. İki tane değeri var aslında. Bunlardan biri 22,4 bölü 273 arkadaşlar. Bir diğeri ise bunu oranladığımızda, bu oranı arkadaşlar hesapladığımızda ortaya çıkan 0,0081 nokta küsür de biz onu 82'ye yuvarlıyoruz arkadaşlar. 0,082 olan değeri. Peki hocam R olarak hangisini kullanalım? Arkadaşlar çok basit zaten bu da. Eğer sıcaklık 273 ve bunun katlarıysa arkadaşlar o zaman R olarak bunu kullanalım. Neden? Çünkü sadeleşecekler. Ama sıcaklık 273'ün katı değilse o zaman bu basınç birimini, bu sabitin bu değerini kullanmak çok daha mantıklı olacaktır. Tekrar söylüyorum. Sıcaklık değeri, şu sıcaklık değeri 273 ve katıysa arkadaşlar Rydberg sabit olarak bunu alacağız. İdeal gaz sabit olarak 273'ün katı değilse arkadaşlar direkt şu değeri almak durumundayız. Hemen bakalım beraber. Sıcaklığı 0 santigrat derece olan 40 gramlık SO3 gazı 2 ATM basınç altında kaç litre hacim kaplar arkadaşlar? Bakın sıcaklığını vermiş, madde miktarını vermiş, 4 değişken var demiştik. N'i de vermiş soruda. Bakın ATM'yi de vermiş, basıncı da vermiş. Tek bilinmeyen ne kalıyor burada gördüğümüz gibi arkadaşlar? Hacim, doğal olarak hacmi bizden istiyor. Hemen yazalım yerine. Yazıyorum arkadaşlar. P çarpı V eşittir N, R, T. Hemen yazabiliyor muyuz direkt olarak? Yazamıyoruz. Niye? Çünkü santigrat değil. Bunu Kelvin'e çevirip yazmamız gerekiyor. Gram değil, bunu mole çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da eşittir N bölü ise diyelim. N eşittir M bölü MA'dan onu da mole çevirmemiz gerekiyor. 40 bölü arkadaşlar MA'sı SO2 gazı, SO3 gazı olduğu için arkadaşlar SO3'ün MA'sı 80 yapar. Hesaplayabilirsiniz şu an sizde. Bir tane kükürtlor 32'den 3 tane oksijen var. 16'dan 3 kere 16 48 yapar. 48 32 daha 80 yapacaktır. Gördüğümüz gibi arkadaşlar mol değeri 1 bölü 2 yani 0,5 mol diyebiliriz. Hemen yerlerini yazalım artık. İstediği birimleri çevirdik zaten. Basıncı hemen yazmakla başlıyorum. Basınç 2 ATM çarpı hacim eşittir arkadaşlar. Molü 0,5 olarak bulduk. R ideal gaz sabiti arkadaşlar. Şimdi sıcaklığa bakmamız gerekiyor. Bakıyorum sıcaklık 273'ün katı. Doğal olarak şunu kullanmak daha mantıklı. Çünkü sadeleşecekler. 22,4 bölü 273'ü arkadaşlar buraya alıyorum. Çarpı sıcaklık zaten direkt 273 Kelvin. Dedik ya sadeleşecek. Bakın direkt olarak Kelvinler. Bakın burada ne yapıyor? Sıcaklıklar sadeleşebiliyor. Geriye kalanları hemen inceleyelim arkadaşlar. 1 bölü 2'dir aslında bu. 22,4 ile 1 bölü 2'yi çarparsam 22,4'ün yarısını almış olurum. O da 11,2 yapar arkadaşlar burada gördüğümüz gibi. 11,2, 2'yi de karşıya kesir olarak alacağız. V eşittir 11,2 bölü 2'den arkadaşlar o da 5,6 litre olarak karşımıza çıkacak gördüğümüz gibi. Hacmi arkadaşlar bu şekilde hesaplayabiliriz. Geldik 11 nolu sorumuza arkadaşlar. 11 nolu sorumuz yine aslında mantık olarak aynı. Niye? Bakın barometre vermiş, manometre vermiş. Manometreyi niye verir arkadaşlar? Manometreyi vermişse ideal gaz sorularında bize basıncı ölçmemiz için vermiştir. Çünkü manometre basıncı ölçmeye yarayan aletlerdir arkadaşlar. O zaman hemen biz basıncını ölçmeye başlayalım. Hatırlıyor muyuz? Bir itme yarışı vardı. P0 ile CH4 arasında bir itme yarışı var. Gördüğümüz gibi CH4 daha başarılı olmuş. Yani kim güçlü? PCH4 eşittir. Kimden güçlü? P0'dan. Artı ne kadar güçlü? H yüksekliği kadar. Yani burada 38 kadar güçlü. Doğal olarak eğer burada 76'yı da yerine yazarsak eğer arkadaşlar
Ne yapabiliriz burada? CH4'ün basıncını bulabiliriz. Onu da işte ideal gaz denkleminde kullanabiliriz. Bunları topladıktan sonra ATM'ye çevirmemiz gerekiyor. Biz toplamadan ATM'ye çevirelim. Daha basit çünkü. 76 cm civa 1 ATM zaten. Direkt yerine yazıyorum. 38 ile 76'nın yarısı. O zaman o da 0.5 ATM'den. Toplam arkadaşlar basıncın gördüğümüz gibi 1.5 ATM olduğu ortaya çıkıyor. Artık ideal gaz denklemini yazabilirim. Çünkü diğerleri bakın arkadaşlar sıcaklık bu arada Kelvin'e çevirelim. Toplayalım 273 ile. O da 300 Kelvin yaptı. Hacim zaten direkt litre. Değerleri yerine yazmaya başlayalım. P çarpı V eşittir. N, R, T. Basıncı arkadaşlar az önce hesapladık zaten 1.5 ATM'ydi çarpı hacime bakarsak eğer hacimin 4.1 litre olduğunu zaten soruda vermiş göreceğiz. N değerini zaten muhtemelen bizi N'i istiyor madde miktarını istiyor arkadaşlar N'i bırakıyoruz. Çarpı R, R'yi arkadaşlar bu defa 0.082 alacağım. Neden? Çünkü sıcaklık 270 için katı değil. Yazıyorum o zaman 0.082 çarpı arkadaşlar 300 Kelvin sıcaklığı buraya yazdık. Şimdi işlemleri yürütmeden önce ben şöyle yapıyorum. Biraz kısaltma yapmak istiyorum. Bakın 2 sıfırı buradan alıyorum arkadaşlar. Şuradan 2 virgül kaydırıyorum. Bakın ne oldu? 8.2 oldu. 8.2 4.1'in tam olarak arkadaşlar 2 katıdır. Burası gördüğümüz gibi bu tarafta ne kaldı? 2 bir de 3 kaldı. 2 çarpı 3 ne yapar? 6 yapar. N'i tek bırakırsak 6'yı karşıya kesir olarak yazacağız. N eşittir arkadaşlar. 1.5 bölü o zaman 6 gibi bir değere sahip olacak. Bu zaten bakın 1.5 bölü 6, 1.5'a bölersek 1 bölü 4 gibi bir değere eşit. Yani 0.25 mole eşit. Bizden molü değil arkadaşlar gramını istiyordu. N eşittir N bölü MA'dan yine bu molü grama çevirebilirim. Onu yukarıda çevirelim arkadaşlar. Silmeyelim tahtayı tekrardan. Hemen yazıyorum 0.25 eşittir arkadaşlar M bölü MA. CH4'ün MA'sına bakarsak karbon 12, hidrojen 4'ten 16 yapar. O zaman M bölü arkadaşlar gördüğümüz gibi 16'dan M eşittir. Buradan ne çıkacaktır? 16'nın bakın 0.25'te çarpımı yani 4'te 1'i aslında o da arkadaşlar 4 grama denk gelecek. 4 gram burada CH4 olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Evet arkadaşlar bununla ilgili son sorumuzu çözelim artık ideal gaz denklemiyle ilgili sonra konumuzu tamamlayalım. Evet. İdeal gaz denklemindeki son soruyu hemen incelediğimizde pistonlu bir sistem vermiş. Pistonlu sistemleri hatırlamanızı istiyorum. Dedik ki pistonlu sistemlerde basınç her zaman sabittir içerideki gazın basıncı ve içerideki gazın basıncı arkadaşlar dışarıdaki gazın basıncına eşittir. Yani doğal olarak dışarıda 1 ATM'lik basınç varsa burada PSO2'nin basınç değerinin de 1 ATM olduğunu söyleyebilirim. Bakın neler vermiş bana? Basıncını vermiş. Bakın gram olarak vermiş yani miktar vermiş aslında molü vermiş bana N'i de vermiş. Basınç var N var hacim var arkadaşlar tek bilinmeyen burada gördüğümüz gibi sıcaklık zaten soruda bizden sıcaklığı istiyor. Hemen hesaplamaya başlayalım arkadaşlar. P çarpı V eşittir N R T. Tabi burada önemli bir ayrıntı var bunu tabi mole çevirmemiz gerekiyor. N SO2 eşittir M bölü MA'dan. M'i burada 3.2'dir arkadaşlar. MA'sı az önce de hesaplamıştık. 64 değerine sahiptir. Şimdi 32 bölü 64 olsa 1 bölü 2'den 0.5 olacaktı. Ama bakın bu 3.2. Yani 32'den 1 virgül daha küçük. O zaman 0.5 değil arkadaşlar. Bu 0.05 mole eşit olacak. 1 virgül daha küçük olacak yani kısaca. Hemen yerine yazalım. 1 çarpı arkadaşlar. V'ye bakarsak eğer burada 5.6 eşittir. N 0.05 demiştik. Çarpı R 22,4 bölü 273 almak istiyorum. Çünkü muhtemelen sıcaklık 273'ün katı çıkacak arkadaşlar. Çarpı T diyelim. Hemen sadeleştirmelerimize başlayalım arkadaşlar. Bakın 5.6 22,4'e baktığımız zaman 22,4 5.6'nın tam olarak 4 katına eşittir. Soru çözdükçe arkadaşlar siz de bunları zaten göreceksiniz. Hesaplayacaksınız direkt olarak. T'yi tek bırakırsam 273 karşıya geldi arkadaşlar. Devam edelim.
4 kere 0,05 0.2 yapar. Buradaki 0.2'de ne yapacağız? Paydayı alacağız burada gördüğümüz gibi 0.2. 0.2 aslında 1 bölü 5 demek arkadaşlar. 1 bölü 5'i ters çevirip çarparsak buranın ne olacak benim için? 5 çarpı 273 Kelvin dereceye eşit olacaktır. Peki soru bizden Kelvin mi istiyor? Bakıyorum arkadaşlar. Bu da önemli çünkü. Gördüğümüz gibi soru bizden Kelvin değil de santigrat derece istiyor. O zaman ne yapmamız lazım? Bunu santigrat dereceye çevirmemiz lazım. Hocam nasıl çevireceğiz? Çıkardık ya arkadaşlar. Çıkardık daha önce. Bu da yine çıkaracağız. Buradan eğer 273 çıkarırsak arkadaşlar ne yapmış oluruz? Direkt olarak onu santigrat dereceye çevirmiş oluruz. 5 tane 273'tü. Bir tane çıkardık. 4 tane 273 kaldı. Çarptığımız zaman işte arkadaşlar ne çıkar burada? 546 galiba 1092 gibi bir şey çıkar. Evet. O da 1092 santigrat derece gibi bir değere denk geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi konumuzu buraya kadar olan kısmını tamamlamış olduk. Arkadaşlar dönemi tamamladık. Bundan sonra artık belki seneye görüşeceğiz sizinle. Sınavda size başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Görüşmek dileğiyle.